Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özdağ. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere Ankara'dan sesleniyorum. Arkamda da görebileceği üzere NATO ve Gaatlet Alışveriş Merkezi'ndeyim. Buraya gelme sebebim burada Ankara'da 3. hatta 4. Mi Store mağazasının açılıyor olması. Hatırlayanlar olacaktır. Pandemiden hemen önce yine Ankara'da bir mağaza açılışı yapılmadı, yapılacaktı ama muhteşem izdamdan dolayı açılamamıştı. Tabi o sonra açıldı. Pandemi döneminde başka mağazalar da açıldı. Ama tabi pandemi döneminde biz çıkamadığımız için onlara katılamadık. Şimdi yavaş yavaş bu kısıtlamaların hafiflemesiyle birlikte açılışlar da başladı. Hız kazanmaya başladı hatta. Burada yeni Mi Store var. Bu Mi Store önemli çünkü diğerlerinden farklı olarak konsept Mi Store'ların ilk örneklerinden bir tanesi. Türkiye'nin mağazacılıkta öne çıkmasına istinaden Xiaomi'nin öncelik verdiği ülkelerden birisi Türkiye olmuş. Yetkililerin bana verdiği bilgi bu yöndeydi. Zannedersem dünyada 5. 6. konsept Mi Store mağazası olabilir. Şimdi isterseniz yavaş yavaş içeri doğru gidelim. Çünkü hem mağaza konsept olarak yeni bir mağaza hem de aynı zamanda Xiaomi ekosistemindeki ürünlerin önemli bir kısmını burada görebilmek mümkün. Hatta ben de ilk defa 12 serisi, 12 ve 12 Pro akıllı telefonları burada görme şansı yakaladım. Benim çok sevdiğim Xiaomi ekosistem ürünleri var. Son dönemin en popülerlerinden birisi olan Airfryer bunları örnek olarak gösterilebilir. Hepsi burada. Xiaomi dendiği zaman akıllara gelecek tüm ürünler burada. Dolayısıyla burası hem ürünleri görebilme anlamında hem de deneyimleme anlamında bir deneyim merkezi olarak gerçekten çok iyi dizayn edilmiş bir ortam haline gelmiş. Hoşuma giden detaylardan birisi de Mi Community'nin yani Xiaomi sevenlerin, Xiaomi fanlarının da burada yer alması oldu. Onları da video içerisinde ekranınıza getirip sizlerle tanıştırmak istiyorum. Bu benim önem verdiğim konulardan bir tanesi. Çünkü firmalar sadece ürün satmaya yoğunlaşmamalı. Aynı zamanda kendi topluluğuna, ürününü alan kullanıcılarına, o yol arkadaşlarına bir topluluk hüviyeti içerisinde destek vermeli, değer vermeli, ürünleri kullanma şansı sunabilmeli. İşte Xiaomi onu yapan nadir firmalardan bir tanesi. O yüzden burada Mi topluluğunun üyeleri de var. Onlarla da konuşacağız ama gelin şimdi önce isterseniz mağazaya gidelim. Mağazada neler oluyor onu da bir yakından görelim. Şimdi NATO ve Alışveriş Merkezi'ne ilk girişten girdikten sonra birinci kata çıkmanız gerekiyor. Şimdi çıkacağız ama her ne kadar artık yasak olmamasına rağmen, zorunluluk olmamasına rağmen ben yine de tedbir amaçlı olarak maskemi takacağım. Fakat artık AVM'lerde böyle bir zorunluluk yok. Yavaş yavaş üst kata doğru çıkalım. Dediğim gibi ana girişten girerseniz eğer, Ankara'nın yabancısıyım kaç girişi var, nereden geliyor bilmiyorum ama ana girişten girildiği takdirde birinci kata çıkacağız. Zaten çıktığınız zaman Mi Store'u kolayca görebilirsiniz. Çünkü karşınıza çıkan ilk mağazalardan bir tanesi. Dediğim gibi mağazanın en önemli avantajlarından bir tanesi ya da gelme sebeplerinden birisi olabileceğini düşündüğüm kriterlerden bir tanesi konsept mağaza anlayışıyla yapılan ilk mağazalardan birisi olması Türkiye'de ve dünyada. Ama tabii ki bir teknoloji tutkunu olarak mesela 12 Pro 25 bin liralık Türkiye satış fiyatıyla çok tartışılan bir telefondu. Ama tabii 25 bin liralık fiyatın tek sebebi ürünün yurt dışına 1000 dolara çıkması değil, aynı zamanda dövizin yüksek olması ve vergilerden dolayı da keza fiyatlar bu noktaya kadar gelmiş durumda. Artık en iyinin iyisi Android telefon almak isteyenler Türkiye'nin şu anki konjonktüründe yani bu döviz ortamında 20 bin liralık gözden çıkaracak gibi görünüyor. Bu arada açılış günündeyiz. Muazzam bir kalabalık var. Hoşuma giden detaylardan birisi şu oldu. Şu an bir anonsla geçiliyor hatta. Anonsu bekleyin. Bu kartlara. Evet şu an bir soracağım etkinliği yapılıyor. Çekilişe telefon veriliyor burada. Hoşuma giden detaylardan birisi şu oldu. Bir önceki Mi Store açılışında muazzam bir izlem vardı. Oradan çıkarılan dersler olmuş. Burada daha düzenli, daha disiplin, daha kontrollü bir ortam var. O yüzden herhangi bir sorun olmadan size Mi Band 5 açılış yapılabildiği gibi. Şimdi mağazaya doğru gidelim. Şimdi arkadaşlarımız. Evet mağazaya geldik. Mağaza bembeyaz bir atmosfere sahip. Çok ferah bir şekilde dizayn edilmiş. Zaten masalardan da görülebileceği üzere artık yeni bir konsepte sahip olduğunu söyleyebilirim. Şimdi önce Xiaomi'nin Türkiye'de satmadığı ama pek çok kişinin bana da sorduğu önemli konulardan birisini göstereceğim sizlere. O da televizyonlar. Gençler şöyle bir dakika müsaade eder misiniz bana? Burada Xiaomi'nin yeni nesil televizyon modellerinin bir kısmı var. Bunlar Türkiye'de satılan modeller değil, en azından resmi olarak satılan modeller değil ama mağazalarda insanlara merak edilen Xiaomi ürünleri de gösterilmek isteniyor. O yüzden bazı modeller getirilmiş. Bu arada ilginç bir detay vereyim. Xiaomi televizyonla anılan bir marka olmamasına rağmen örneğin Hindistan televizyon pazarında bir numaraya kadar yükseldi. Türkiye'ye gelmesini de isterim. Çünkü rekabetin artması bizlere yarar ama Türkiye'de televizyonlarla ilgili olarak özel bir gümrük gözetim uygulaması olduğu için maliyetler şu an adında muhtemelen fiyat performans modellerinin yüksek kalıyor. O yüzden şu aşamada gelmek istemiyorlar. Altında da yine televizyonlarla işleyebileceğimiz Mi TV Stick ve yeni nesil Mi Box gibi ürünler var. Eğer televizyonunuzu akıllandırmak ya da daha iyi kullanmak istiyorsanız eski nesil bir televizyonunuz varsa örneğin bir Mi TV Stick alarak Android TV'den istifade edebilir, oyunlar kurabilir ve
televizyonunuzun donanımı ne olursa olsun, kaç yıllık bir model olursa olsun yeni nesil bir televizyona dönüştürebilirsiniz. Yanımızda burada yeni açılış yapılan Mi Store'ların arkasındaki isim olan Uğur Soylu var. Şimdi Uğur Bey, buradaki mağaza bizim sizin de daha önce açılışına katıldığımız diğer mağazalardan biraz daha farklı. Tabii araya zaman girdi. Pandemide siz yine mağaza açmaya devam ettiniz ama biz onlara pek katılamadık. Bu mağazanın diğerlerinden ayrılan temel farkı neydi? Çünkü görüntüsü de farklı. En yeni konsept mağaza şu anda açılan, yeni jenerasyon, yeni mimari, daha teknolojik, müşterinin daha ferah bir ortamda ürünleri deneyimlenmesi için planlanmış bir mağaza. Sadece mağaza açmakla kalmıyoruz. Müşterimize daha iyi hizmet verebilmek için teknik servislerle de destek veriyoruz. Yani Antalya'ya da açtık. Karadeniz'i de açtık memleketimize, Samsun'a. Peki son olarak şunu sorayım, bundan sonraki planda hangi şehirler var? Nerelere gitmeyi planlıyorsunuz? Isparta öğrenci şehri, gönlümüz orada. İnşallah oraya açacağız. Sonra farklı bölgeler, farklı iller. Artık stratejik bölgelere göre, yetkili, Xiaomi yetkilileriyle verdiğimiz kararlara göre açacağız. Please tell me some information from your side. Why Xiaomi invest too much in Turkey? Okay, the first issue, we can say we come here for around 5 to 4 years. Yeah. 4 to 5 years. This for 1 second till now, we allowed 70, more than 70 Mi store. And then this Mi store is the Evo Mi store. And then in the Evo side, till now, totally more than the 22 Mi store. This for the second. For the factory side, also we invest a lot in the local production. Also, we had planned to make the television investment in Turkey. We can say we love Turkey, and the Turkey is our key market in our system. Merhabalar, ben Serdar Yayın, oyuncuyum. Bilmeyenler için söyleyeyim. Şu anda Ankara'daki Mi mağazasının açılışındayız. Açıkçası teknolojiyle yakın takipteyim. Çünkü merak ediyorum her çıkan yeni üründe hayatımıza nasıl etkisi olduğunu, nasıl bizi rahatlattığını, nasıl bir dokunuş yapacağını merak ediyorum. Ve özellikle Mi'yi ve ürünlerini çok merak ediyorum. Çok geniş yelpazede. Özellikle Mi'yi takip etmemin sebebi fiyat performans aralığı. Çünkü bu fiyata verdiği hizmet ve performans rakibi yok bence. Dört gözle mağazanın içerisindeki ürünlere dokunmak istiyorum. Şu yayını bitirip hemen içeriye gideceğim izniniz olursa. Herkesi beklerim bence. Şimdi burada yine benim ilk defa canlı canlı gördüğüm bir ürün var. O da Xiaomi'nin tablet modeli Mi Tab 5. Türkiye'de bu bir demo cihaz sağlanmadığı için kullanma şansı yakalayamadım ama epeydir. Aşağı yukarı bir senedir Türkiye'de olan bir ürün. Önemli bir ürün çünkü Android tarafında premium tablet seçeneği çok fazla değil. Bu açıdan bakıldığı zaman Xiaomi'nin yapmış olduğu ürün gerek tasarım olarak gerekse de Android ekosisteminin yazılımsal avantajları anlamında premium segmentteki en alınması bir iki modelden bir tanesi. Zaten bir Samsung var, bir de Xiaomi tarafı var. Huawei'nin de bazı modelleri var ama Huawei biliyorsun Amerikan ambargosu sebebiyle Google servisleri olmadığı için aynı deneyimi alamayabilirsiniz. Tabii tasarım olarak malzeme kalitesi anlamında premium tabletler olmasına rağmen Android ekosistem yazılım konusunda hala eksik ve sıkıntılı söz konusu tabletler olduğu zaman. Bu arada bu cihazda Snapdragon 860 işlemci var. Gelelim bence mağazanın yıldız ürünlerine. Xiaomi 12 serisi, Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modelleri. Fiyatıyla çok tartışılan modeller. Açıkçası Xiaomi'nin... Buyurun geçebilirsiniz, buyurun. Tabi açılış günü gerçek zamanlı bir çekim yapınca ister istemez kalabalık bir ortam içerisindeyiz. Bazen böyle durumlar olabiliyor. Şimdi Mi 12 Pro şu an elimde tuttuğum cihaz. Bu telefonda 3 tane 50 megapiksel kamera var. Zaten kamera yetenekleri ön plana çıkan bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Aslında Türkiye'ye geçen sene gelmeyen Mi 11 Ultra'yı bir tarafa bırakırsak eğer Xiaomi'nin yapmış olduğu en premium cihaz gibi de düşünülebilir. Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi olan
çok yüksek kaliteli ekran kullanan, yüksek çözünürlüğe sahip E5 sınıfı ekran kullanan bir telefondan bahsediyoruz. Bu önemli. Daha önceki fiyat performans Xiaomi telefonlarında en yüksek performanslı işlemci kullanılıyordu ama kamerada ve ekranda geri kalınıyordu. Fakat bu telefon her kriterde zirvenin en güçlü adayı mesajı veren Android telefonlardan bir tanesi. Telefonları zaten zamanla bolca konuşacağız. Çok detaya girmek istemiyorum. Burada Xiaomi'nin giyilebilir ürünleri var. Yeni nesil Mi Watch saatimiz burada. Redmi serisi, örneğin Redmi Band Pro gibi akıllı bilekler keza burada. Bunları görmek, burada kullanmak, bileğinize takıp deneme şansı yakalamak gibi pek çok seçenek var. Xiaomi giyilebilir cihazlarda, giyilebilir akıllı bilek ve saatlerde dünyanın en büyük markalarından bir tanesi. Dolayısıyla bu ürünler önemli. Zaten Mi Band 6 ve Mi Band 5 de keza orada. Sağ tarafta iklimlendirme çözümleri var. Geleneksel bir fanımız var. Önümüz yaz, sıcak geçeceği söyleniyor. Bu tür fan çözümleri. Hava nemlendirici, vakum temizleyici gibi ürünler de var. Dolayısıyla Xiaomi ekosisteminin önemli bir kısmı burada kendisine yer bulmuş durumda. Bu arada bu Mi Watch'ların kutu tasarımlarına bayıldım. Hem renk olarak hem yazı tipi olarak gerçekten çok lifestyle, çok trendy, çok havalı kutu tasarımları yaptıklarını söyleyebilirim. Hatta şöyle yaklaştırayım. Gerçekten çok orijinal kutu tasarımları. Açıkçası dikkatimi çekmedi değil. Tamam, süper. Şöyle düzeltelim hatta. Dediğim gibi diğer tüm modelleri burada bulmak mümkün. Keza yine yeni diyebileceğimiz Redmi Note 11 serisi telefonlarda burada. Bunların test örnekleri bana geldi. Zaten önümüzdeki günlerde Note 11 Pro, Note 11 Pro 5G, Note 11 Pro Plus 5G gibi telefonların hepsinin incelemesini sizlere göstereceğim. Kulaklıklar burada. Mesela Flip Buds Pro önemli modellerden bir tanesi. Ses kalitesi beni şaşırtan bir ürün olmuştu bu. Bakabiliyor muyuz ya? Bu arada fiyatı da burada. Mağaza açılışına özel 2300 lira gibi fiyatlandırma var. Ha, bu üründe indirim var mı? Açıkçası ondan çok fazla emin değilim. Kulaklıkların ekonomik modelleri de burada. Earbuds ve Earphones gibi modeller var keza. Bunlar Xiaomi'nin daha çok fiyat performans odaklı ürünleri olarak düşünülebilir. Yine biraz daha üst seviyede Redmi Buds ya da giriş orta seviye gibi düşünebileceğimiz Buds 3 serisi Redmi kulaklıkları da yine burada bulmak. Biraz daha üst segmentte de Buds 3 Pro gibi modelleri görmek mümkün. Liraya yedi mi? Burada temizlik ürünleri var. Mi Vacuum Mop 2 var mesela. Akıllı süpürgeler, robotik süpürgeler. Xiaomi'nin bence avantajlı olduğu taraflardan birisi şu. Kendi markasıyla da ürünler yapıyor. Ekosistemde sahiplendiği diğer markalar da ürünler yapıyor ve robotik fonksiyonlar anlamında, yani lidar sensörü anlamında, engel aşma anlamında, mop kabiliyetleri anlamında ve temizlik gücü anlamında şu an çok hızlı büyüyen bir segment olarak robotik süpürge tarafındaki en iyi ürünlerden bazıları Xiaomi'ye ait. Bunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Mesela Air Purifier 4 Lite var. Bu da hava nemlendirici, hava temizleyici ürünlerin yeni örneklerinden bir tanesi. Yine Xiaomi'nin Mi Smart LED adını verdiği akıllı lambaları var. Keza Range Extender dediğimiz interneti daha sağlıklı bir şekilde farklı odalara ya da alanlara dağıtmak isterseniz kullanabileceğiniz cihazlar var. Vacuum Cleaner Lite var. Hani ben kendim temizlik yaparım derseniz. Demek ki elektriği yokmuş bunun. Şöyle koyalım. Ama robotik süpürge almak yerine bunu alıp eski usul yöntemlerle temizlemeye devam edebilirsiniz. Güvenlik kameraları var. Aşağı yukarı 550 liradan başlayan fiyatlarla güvenlik kameraları satılıyor. Bunlar tabii kendi etrafında dönebilen, 360 derece dönebilenleri de var. Sabit açılı görebilenleri de var. Artık ihtiyacınıza ve bütçenize göre farklı modeller arasında tercih yapabilirsiniz. Daha yüksek çözünürlük sınavları var mesela. Burası ilginç. Buradaki ürünlerin bir kısmını belki ilk defa görüyor olabilirsiniz. Onlar da yine Xiaomi'nin özellikle çocukların eğitimi, kodlama ve robotik konusunda çıkarmış olduğu kendin yap kitleri. Bu kitler akıllı kitler, akıllı telefonla yönetilebilen kitler. Farklı modelleri var. İşte ATV tiplerinden iş makinelerine, excavator'lara ve örneğin anladığım kadarıyla Suzuki ile bir işbirliği yapmışlar. Jimny'nin burada yine keza bir maketi de var. Bunları yine çocuklar için, çocukların robota ilgi duyabilmesi, kodlamayı öğrenebilmesi adına bu tür kitler de kullanılabilir. Xiaomi'nin en popüler ürünlerinden birisi motorlu tornavida setleri. Eğer evinizde çok incik boncuk takıyorsanız, söküyorsanız, montajla çok uğraşıyorsanız eğer bu kitlerden mutlaka ve mutlaka evinizin elinizin altında olması gerekiyor. Hani her evde bulunması gereken çok tavsiye ettiğim ürünler bunlar. Mesela benim kullandığım kitlerden birisi de bu. Metal bir set.
hemen hemen her türlü cihazla uyumlu kafaya sahip olan muazzam bir kit. Buna sahibim. Bunu da almayı planlıyorum. Aklınızda olsun. Bunlar güzel ürünler. Keza başka ürünler. Çizim tableti var. Benim daha önce kullanmadığım bir grafik tablet. Merhaba yazalım. Ben Erdi Rıza. Bunlar okullarda eğitim amaçlı olabilir. Evde çocukların bir şeyler çizebilmesi için olabilir. Şöyle bir kalp yapayım. Yazı yazmak için olabilir. Dolayısıyla farklı amaçlar için kullanılabilecek ürünler. Kalemi de güzel dizayn edilmiş. Yan tarafa da yapışıyor. Manyetik bir yapısı var. Kaybolma riski var ama kolay kolay kaybolmaz. Yine de dikkatli kullanmakta fayda var. Keza yine taşınabilir bulut hoparlörler de var. Bu tasarım aşina aslında. Logitech ve Huawei'in de kullandığı bir tasarım değil bu. Artık üreticiler genelde suya toza dayanıklı taşınabilir hoparlörleri bu şekilde yapıyorlar. Şu tarafı göstermek istiyorum sizlere. Burada... Merhaba kardeşim, nasılsın? Ben yazdım. Evet, nasılsın? İyiyim. Her şey yolunda mı? Aynen. Sıraya girmiş miydiniz? Aynen girdik. Hediyelerinizi aldınız. Aynen. Ne hediye veriyorlar? O kadar duyuru yaptılar. Aynen. Mi Band hiç fena değil. İhtiyacın var mıydı? Abi. Sen 4 kullanıyordun. Aynen. Tamam, süper senin için. Güzel bak. Sen ne aldın kardeşim? Ben de Mi Band 5 aldım. Harika, güle güle kullanın. Demek ki sözleri tutmuşlar, hediyeleri vermişler. Sizden müsaade isteyebilir miyim? Çekime devam edelim kameraman arka kayıtta. Seni görmeye çok sevindim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Fotoğraf çekilelim. Tabii gel. Fotoğraf çekilelim hemen. Sen de gel, beraber çekilelim. Teşekkür ederim. Kendinize de bu çocuklar sizi gördüğümde sevindim. Ankara'da Nata ve Gadlet'le açılan yeni Mi Store mağazasındayız. Yanımızda da Okan var. Xiaomi topluluğundan bir isim. Aynı zamanda kendisi topluluk içerisinde süper moderatör olarak çalışıyor. Evet, mimar. Şimdi Okan, önce şu soruyu sorayım. Xiaomi'ye gönül verdiğin belli çünkü komünitenin yöneticilerinden birisin aynı zamanda. Evet, doğru. Şu an hangi Xiaomi ürünlerini kullanıyorsun? İlk bunu merak ettim açıkçası. Yani şu an iki tane telefon kullanıyorum ben. Birisi direkt bana ait olan Mi 11 Special Edition. Bir de bize Xiaomi Community'nin gönderdiği, deneme ürünü olarak gönderdiği 12 Pro. Daha bu yeni çıktı. Lansmana da geçtiğimiz haftalarda. Kral, bu iki ürün bende yok mesela. Yani. Ya 11'i kullandım biliyorum ama henüz daha 12 Pro'yu kullanma şansım olmadı. İşte Community'nin, Xiaomi'nin fanlara verdiği değeri gösterecek. Bak bu gerçekten, şey bunun altını çizmek istiyorum. Bu topluluk desteği tüm markaların yapması gereken muazzam bir şey. Neden? Topluluk, Xiaomi'nin kuruluşundan beri sürekli örnek çıkardığı bir nokta var. Mi Community, Mi topluluğu. Her şey satış değil, her şey para da değil. Elbette ticaret şirketlerinin ama en büyük amacı, en büyük gayesi daha fazla satabilmek ama topluluğa önem vermek, gönül vermiş insanlara ürün sağlamak, kullanmasına müsaade etmek, yorumlarını paylaşmasına izin vermek çok kıymetli bir detay ve Xiaomi Türkiye'de bu Mi Community'yi büyütme çabası içerisinde olduğunu görüyorum. Bu bağlamda sizlere henüz bize bile gelmeyen ürünlerin piyasaya bile daha yeni çıkmaya başlayan bir ürün gelmiş olması muhtemelen piyasaya çıkmadan önce gelmiştir size. Evet, evet, aynen öyle. Bu şansınız çok güzel bir detay, hoşuma gitti açıkçası. Tek bir soru soracağım ürünle ilgili. 12 Pro'da en beğendiğin özellik ne? 12 Pro'nun ya 120 wattlık hızlı şarjı çok beğeniyorum. Yani ben çok oyun oynayan da bir insanım. Sürekli oyun oynayayım ve hızlı şarj olması benim için önemli. Ama kamerasına bitti. Kamera çok iyi değil mi? Yani kameranın o Sony'nin yeni geliştirdiği MX707'di galiba sensörün adı, yanlış olmasın. O sensör bu telefon 11'in kamerası da çok iyi ama aynı noktaya tutup renklere baktığınızda farklı görüyorsunuz. Tabii fiyatlandırmada 25 bin liralık bir telefon ama bu tabii fiyatlandırma Xiaomi'den, tabii Xiaomi'nin de yeni ürünler artık yurt dışında 1000 dolar seviyesine ulaştı, bu ayrı bir konu, ayrıca değerlendirebiliriz. Ama diğer taraftan kur ve ülkedeki vergilerle birlikte artık en iyi telefon almak isteyen hangi marka olursa olsun ne yazık ki üzülerek söylüyorum bunu, bu 20 bin dolar seviyesine çıkmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Açıkçası insan üzülmüyor değil çünkü böyle cihazlar keşke 5000, 10000, hani o en kötü ihtimal o seviyede olsa da daha geniş kitleler tarafından kullanılabilse. Daha iyi olabilir dediğin özellik hangisi ya da beğenmediğin detay hangisi? Yani beğenmediğim detay... Yani bulamıyorum desem yani yalan olacak yani. Xiaomi fan olarak görünce insan şey diye düşünüyor. Ürün taraftarı olarak düşünüyor ama şöyle söyleyeyim, ben bundan önce HTC cihazları kullanıyordum. Hı hı.
değerini kaybettiği zaman, hani özelliklerini kaybettiği zaman bırakabiliyoruz. Xiaomi'de şimdiye kadar öyle bir şey görmedim. Hani ne malzeme kalitesi düştü, ne ekran kalitesi düştü, ne kamera sensöründe bir tık geri gitme var. Hani en üst düzey telefonun verebileceği her şeyi sağlıyor. Mağazayı nasıl buldun? Mağazada ilgimi çeken şey tasarımda bir değişiklik olmuş. Eski mağazalardan... Konsept mağaza diye geçiyor bu. Evet, çok farklı görünüyor. Diğer mağazalardan birazcık farklı. Tasarım daha sadeleşmiş mi değil? Daha beyazlaşmış. Bu zonlara ayrılmaları ayrı bir güzel olmuş. Her tarafı ayrı. Her ürün grubunun kendi bölümü var. Tabii. Eskiden bir karışıklık oluyordu. Mesela bir ürünü başka bir yerde bulabiliyordunuz ama şimdi alan alan ayrılmışlar. Smart Home deyip Smart Home'a ait cihazları koymuşlar falan. Hoş olmuş. Benim en beğendiğim özellik hangisi oldu biliyor musun? Sizin? CyberDog. CyberDog burada. Onu sen görme şansı. Onu göremedik. Onu görsek iyi. Kardeşim geç geldin ondan dolayı. Neyse, şaka bir yana daha mağaza açılışı yapılmadı bu videoyu çektiğimiz an itibariyle. Zaten sen de görürsün. Yapay zeka, bilgisayarlı göre robotik alanında ki ben meraklı olduğum alanlar bunlar. Bu tür çalışmaların olması gerçekten güzel. Okan teşekkür ediyorum. Zaten teşekkür buradayız. Yine görüşürüz seninle. Görüşürüz ya. Yanında genç bir kardeşim var, Bediran. Bediran hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi sen de Mi Topluluğu'nun bir üyesisin. Evet. Bildiğim kadarıyla orada da moderatörsün, yöneticinin var aynı zamanda. Sana aynı soruyu sormak istedim aslında. Topluluk içerisinde olmak, yani ürünlerin kullandığı bir markanın oluşturmuş olduğu bir kullanıcı bilgi içerisinde olmak, yönetici olmak nasıl bir duygu? Yani markalar arasında nasıl bir iletişim ya da irtibat kurulmasını sağlıyor bu? Ya ben en başta normal bir kullanıcı olarak katılmıştım. Üye olarak katılmıştım. Üye olarak katılmıştım. Ben Note 8 ile başladım Xiaomi'ye. O dönemde telefon arayışındaydım. Note 7'ye bakıyordum aslında ama bir kamera konusunda hani 4 kamera olsa veya 3 kamera olsa daha iyi olur kafasındaydım. Note 8 tanıtıldı. YouTube'da çok aradım. Hiçbir incelemesini bulamadım Note 8'in. Veya bir kutu açımı vesaire. O dönemki moderatörlerimizden bir tanesi Note 8'in incelemesini yapmıştı forumda. Ben o zaman tanıştım. O zamandan beri çok aktif olduğum platform şu an komünitemiz. Açıkçası çok güzel. Paylaşım yapmaya devam ediyorsun. İnsanlara destek olmaya devam ediyorsun. Çekimden önceki sohbette gördüm. Xiaomi'nin bir topluluk üyesi moderatör olarak sana da yolladığı bir cihaz var. Sen de kullanıyorsun şu anda. Şu an Xiaomi 12 kullanıyorum. Bu ne rengi olarak geçiyor? Pembe. Valla mor diyebilirim. Yani mora yakın. Mora yakın bir rengi. Ya da lila mı diyorlar? Lila. Daha çok lila. Aynen. Geldi. Yaklaşık 3-4 gündür kullanıyorum cihazı. Çok güzel. Şimdi sende Redmi Note 8 var. Tabii Note 8'den 12'ye geçince. Bir çağ atlamış ya gibi. Evet. Hatta ben birkaç çağ atladım. Taş devrinden günümüze gelmiş gibi olabilirsin. Çünkü Note 8 tabii çıktığı dönemin güzel telefonlarından bir tanesi. Ama şimdi Note 8 ve 12 deyince aradaki makas çok açılıyor. Çok var arada. En beğendiğin özellik hangisi 12'de? Ya ben şarj konusunda çok sıkıntı yaşayan bir insanım. Özellikle Note 8'de. Akşam bitiyor. Gece telefonu şarja takmaya çok hoşuma gitmeyen bir olay. Hani güvenemiyorum açıkçası. Sabah kahvaltı yaparken telefonu şarja takıyorum. Bunda da 67 watt şarj desteği var. Hemen şarj ediyor. %20'de 30'dan ben kahvaltımı bitirene kadar 90'lara 100'lere kadar getiriyor. Ben de oradan okuluma gidebiliyorum. Çok ya tabii hepimizin gönlünden geçen arzu ettiği detay şuydu. Öyle bir telefon yapsınlar ki bir hafta boyunca aralıksız çalışabilsin. Henüz o noktaya gelen pil teknolojileri geliştirilemedi. Ha, daha büyük piller de koyulabilir belki ama telefonlar ince ve hafif olsun diye büyük piller de koymuyorlar. Çözüm olarak ne çıktı karşımıza? İşte süper hızlı şarj teknolojileri. Pilin bitmeye yakın takıyorsun. 10 dakikada zaten yarısını doldurabilir noktaya gelmiş. Hatta 15 dakikada tamamını dolduruyor artık. Bu anlamda güzel. Sevmediğin ya da daha iyi olabilir dediğin bir özellik var mı? Ya burada kullanıcı deneyimi çok önemli. Sonucunda sen... Ekran parmak izi okuyucu ekranın içinde ama bu çok aşağıda kalıyor. Biraz daha ortalarda olsa parmak izi. Hani elime aldığım zaman parmağım biraz aşağı götürmek zorunda kalıyor. Tabii şöyle yapman gerekiyor. Birazcık şimdi, rahatsız ediyor açıkçası. Şimdi yeni nesil sensörler de aslında daha büyük tarama alanları kullanılmaya başlandı. Belki bir sonraki jenerasyonda öyle olur bilemiyorum. Ama bence doğru bir tespit. İyi bir noktadan yakalamışsın. Tutarken en azından ortaya yakın bir kısımda olması. Evet, daha rahat. Daha güzel. Hatta belki yine döneminde konuşulan bir detaydı bu. Ekranın tamamını parmak izi okuyabilmesi gibi çalışmalar da var. Maliyet olarak çok yüksek olabilir o zaman. Ya bu da ucuz bir telefon değil ama gerçi bakıldığı doğru zaman. Tabii fiyat tartışması ayrı bir konu. Hani Xiaomi dendiği zaman bizim aklımızda bir gün 20 bin liraya telefon alır mıydık resmi canlanmazdı belki ama Xiaomi tarafında da bir yol ayrımı var. Onu da görebiliyoruz. Premium modelleri 12 serisi altında. Fiyat performans modellerini Redmi Poco serisi altında yapıyor.
Bu telefonun içindeki çipi kullanan yeni bir telefon gelecek mi? Gelecek. F4 GT gelecek. Yanlış bilmiyorsam. Onu çok yakından takip ettireceğiz. Belki anladığım kadarıyla da bizden önce size geliyor. Belki biz sizden yorumları dinleme şansı yakalarız. Son olarak mağazayı sorayım. Böyle mağazada radarına giren, kestirdiğin, ha ben bunu daha önce görmemişim dediğin bir ürün var mı? Bayağı bir ekosistem ürünü getirmişler çünkü buraya. Şuradaki saç kurutma makinesini hiç görmemiştim. İlk defa dikkatimi çekti. Xiaomi'nin bu şekilde bir ürünü varmış diye. Ben Anka Mobil'deki açılışta da vardım. O zaman yetkili değilim. Ya da açılamayışta da vardı. Açılamayışta evet. Ben sabahtan gitmiştim orada. -1'den girmiştik. Ya Anka Mobil açılışında, sözünü kesip kardeşim kusura bakma. Anka Mobil açılışında ya bir AVM'nin X-ray cihazı havada uçar mı? Ben bunu gördüm yani. Böyle bir durum vardı. Biz -1'den girmiştik. 6 kişi vardı önümde. Hani koşa koşa çıktım yukarı, bir insan seli şeye doğru, mağazaya doğru gidiyordu. Aslında açılamamıştım. Bu mağazda Anka Mall'dekinden farklı olarak görünce tasarım çok değişmiş. Evet, konsept mağaza diyorlar artık buna. Evet, girince daha bir ferah hissettiriyor. Onun dışında mesela Anka Mall Mini Store'da şöyle bir sıkıntı vardı benim dikkat ettiğim. Burada yok. İki kişi farklı standlarda telefonlara bakarken aradan biri geçemiyordu. Ha, mağaza daha yakın, daha büyük bir alan. Burası çok ferah olmuş öbür mağazaya göre. Hı-hı. Bugün 19 Mayıs, Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı. Bu güzel günde çok güzel bir mağaza açıyoruz. Türkiye'deki ikinci büyük konsept, yeni konsept mağaza. Dünyadaki 6. Şu anda burada ciddi bir kuyruk olmaya başladı. Çok güzel tepkimeleri var. Biz burada müşterilerimizi ağırlarken mümkün mertebe deneyimi deneyimletmeye odaklanıyoruz. Çünkü şu an burada bütün Xiaomi ürünleri mevcut ve hepsini müşterilerimiz deneyimleyebiliyorlar. Ayrıca çok önemli olan satış sonrası olarak Kızılay'da bizim yetkili servisimiz var. Yetkili servisimizde de burada aldığınız ürünü çok hızlı bir şekilde olası teknik desteğini alabiliyorsunuz. Şu an buradaki bu büyük mağazanın içerisinde biz güzel bir kadro kurduk. Kadromuzun %60'ta kadın çalışan. Biz EVAF olarak gerekirse pozitif ayrımcılık da yapabiliyoruz. Bunu da ayrıca belirtmek istedim. Şu anda yaklaşık olarak içeride 360'a yakın ürün kalemimiz mevcut. Dediğim gibi Xiaomi dendiği zaman akıllara gelmeyen, ilk etapta gelmeyen çok fazla ürün grubu var. Örneğin sabunluk, az önce bahsetmek istemiştim. Canlı göstermiş oldum. Keza sürahi gibi ürünler de var. Yani pandemiyle birlikte hepimiz evlere sıkışınca bundan sonra da artık hibrit yaşam, hibrit çalışma yaygınlaşması beklenen yeni bir konsept olduğu için Xiaomi daha önce başladığı bu ekosistemi giderek büyütmeye çalışıyor. Çok fazla ürün var. Örneğin çok popüler olan Air Fry var. Yani evde nispeten daha sağlıklı yemek yapmak isteyenler için önemli bir ürün grubu bu. Açıkçası tek tek tüm ürünleri anlatmak istersen bu video saatler sürebilir. Ankara'da yaşayanların gelmesi görmesi gereken mağazalardan birisi olmuş. Çünkü burası konsept bir mağaza. Ürün grupları farklı temalara ayrılmış durumda. Eğer teknolojiye meraklıysanız, Xiaomi ürünlerine meraklıysanız, alıp almamak önemli değil ama kullanmak, görmek, denemek istiyorsanız bu Nota ve Galatnet alışveriş merkezine gelmenize fayda var diye düşünüyorum. Güzel bir mağaza olmuş, keyifli bir mağaza olmuş. Burada teknoloji sevenlerle bir araya gelmek, resim çekmek ve sohbet etmek de gerçekten keyifliydi. Umarım sizler için de keyifli bir videoya imza atabilmişizdir. Benden şimdilik bu kadar. Kameraman arkadaşıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Emeği, zahmeti büyük. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşene dek şimdilik hoşça kalın.